dostlar, bugün Süper Lig'de Kasımpaşa Galatasaray karşılaşmasının maç tepki videosu için yerimizi aldık. Ramazan'da üstünü giyiniyor, gelecek şimdi. Bugün erken bir saat, uzun zaman sonra Galatasaray'ımız erken bir saatte oynuyor. Fenerbahçe bir iki maç, büyük ihtimalle iki maç sanırım dörtte oynamıştı. Bizim ilk defa geldi. Geçen hafta gelecekti aslında da oradaki tarih değişikliğinden dolayı pazar günü saat 4'te gidecektik 10 Mart'taki maça. Çok güzel olacaktı aslında, o videoyu da tatlı çekmiş olacaktık ama nasip olmadı. Maç cuma gününe alınmıştı. Olsun, yapacak bir şey yok. Bugün güzel, hava koşulları güzel, her şey güzel. Yarın da 18 Mart Çanakkale zaferi. Önemli bir zafer. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarının ruhları buradan şad olsun. Mekanları cennet olsun diliyorum. Güzel bir maç olsun bizim için, önemli. Kasımpaşa maçı zor bir maç. Fenerbahçe'nin de zorlandığı bir takımdı. Bizi de zorlayacağını düşünüyorum. Kendi evinde derken gol pozisyonu oluyordu bir anda Galatasaray adımıza. Güzel bir maç. Fenerbahçe deplasmanı da var akşam. Büyük derbi var. Gerçekten heyecanla güm güm kalbimiz rahattı. Trabzonlu kardeşlerimizi de desteklediğimiz bir maç. Çünkü şampiyonluk yolunda Trabzon gerçekten şampiyonluk adayını belirliyor. Kurtlar Vadisi'nde de Lazio'nun da söylemiş olduğu gibi. Yani o yüzden önemli bir maç olacak. Zevkli bir maç olsun diyorum. Sahadaki rekabetin en üstte olduğu ve taraftarın da onu coşkuyla taşlandırmasını diliyorum diyorum. Kanala da abone olarak, beğenerek, yorum atarak desteklerinizi esirgemeyin dostlar. Her gün güzel beğeniler, güzel yorumlar geliyor. Böyle devam arkadaşlar. Bunları gördükçe daha da şeklenerek, daha güzel içerikler üretmeye, daha kaliteli video üretmeye devam ediyoruz diyorum. Şimdi geçelim maça tepki bölümümüze. Sözü değil olur, bizim için bu maçı olur. Bizi yandı, siz de inanın, bizim için bu maçı olur. Adama baksana. Bak, hem arkadan baldıra vuruyorsun. Faul oğlum, topu bırak lan, topu bırak. Ya beyazsız yapıyor ya Allah'ım. Sen konu. Hayır oğlum, devamındaki volümü yapsana. Adam ya, topu ver. Yapıyor, sen bizi de yapmıyor mu ya? Boş konuşuyor ya. Yorum yok oğlum, boş yorum. Adam zaman geçiriyor. Allah Allah. Neyi zamanı geçiriyor? Daha dur. Adamları geliyor, defansa geliyor adamları, Allah Allah. Hadi lan güzel. Derik vur lan. Ulan nereden sildin lan? Ben de. Ulan ben direkt geldi sandım kafa. Ve çıktı ve gördüm onu. Taraftarımız ateşli. Şampiyonluk için. Basacarak kullandılar Kerem Demirbay. Onun ortası. Biraz da şu penaltı noktasını aç şu ortaya. İkardi en yükseldi. Karambol. El! El! Direkt eline çarptı ya. Şimdi de iki şey için. Direk eline çarptı, direk. Direk eline çarptı, direk ya. Karambol var bu. Oğlum direk bak, şuradaki pozisyon değil, bak bu değil. Sanki eline çarpmıyor. Bak şuradaki sağdaki adama bak. El ya, el oğlum, eli açık adamı. El açık lan. Eli açık, görüyor musun bak. Yer eli kapalı da, o eli açık onun. O şu numaradaki adamın eli direkt açık. Adam değil, şöyle şöyle. Bak yok diyor. Şöyle o arkadakine çarpıyor. Eli öyle şöyle adam. Öyle çarpmıyor abi arkadaki. Penaltı ya. Çağırması lazım. Şu an VAR'ın çağırması lazım. Net penaltı pozisyonumuzu yediler. Net ya. Yani Otis'in yanına doğru geldi. Ayıp ya. Net penaltı ya. Böyle bir şey yok. Icardi bile yuh diyor artık. Yuh diyor yani. Hadi. Ya yemin ediyorum şu pozisyon olsa, işte objektifi böyle bir şey, şu pozisyon adamın eline çarpmadı, penaltıyı verdiler. Adamın eline net çarptığını görüyoruz, penaltıyı vermiyorlar. Net çarpıyor ya. Ya ben o anlamı, buna çıldırıyorum ben ya. Ha, hakkımız olanı istiyoruz, hakkımız olanı ya. Fazlasında gözümüz yok, başkaları gibi onlar fazlasına göz dikiyor, biz ona da göz dikmiyoruz. Hakkımızı ver kardeşim. Ayıptır, günahtır ya. Kul hakkına giriyorlar, yemin ediyorum, yazık, günah ya. Ya hata yapıyorlar, ben nasıl yapıyorlar? İşte yani bunu gözlere... Abi bir şey demek istemiyorum valla ya. Ramazan günü tövbe estağfurullah. Şu maçı kazanırsan akşam adam krize girecek ya. Ne yapacağını düşünecek kara kara. Onun işte böyle adaletsizlik, böyle bir şey yok ya, anladın mı? Bak, hadi şimdi... bak bu adam görmedi, eyvah, karambol dönüyorum, hadi eyvah. Ama VAR'daki adam görmesi lazım, işte... adaletsizlik var. Hani şöyle bir durum var oğlum bak. Çarpma olsa bile oraya gitmesi lazım. Adam pozisyona bir şey vermiyorsun. Ben çarpmıyorum bu arada.
Elde kapalı. Ana pozisyona bir şey vermiyorsun. Sonra yanındaki çerez pozisyonlarda delikanlılığını kazıtmamaya çalışıyorsun. Boş. Ya öyle bir şey yoksa ana pozisyonu vereceksin kardeşim. Bak hani adam hakem görmedi mi? Varın söylemişler. Ha penaltı var ha gibi abi. Bak pozisyonu da bir göster abi be. Bir göster be. Şuna baksana adama bak. Baksana el. Adamın eli bak hiç adamın yanında değil ha bak. Tam Barış da çekiyor Allah'tan ama eli ya. Hiç yanında değil. Bak eli adam sürekli böyle oynuyor eli. Allah'ta eline çarp. Elini çarpmasa ya. Vermez bu arada faal. Çok bence baştaki de faal de. Eli yüzüne geldi. Barış da çekiyor bak şuradaki el pozisyonlarını tamam okey hani birebirdir. Bir şey demiyorum da böyle de top oynayamazsın lan bu ne lan? Çok böyle çok nasıl oynayacaksın? Çok geniş oynuyor. Yüzmede bilen adam kulaç atarken bu kadar elini kaldırmıyor ya. Ya Barış. Hadi oğlum. Tıklatın lan. Vur lan İkari. Vur. Sar aşağıya. Ya aşağıya ver yanına versene. Ya. Bomboş ya. Kerem Demirbay'ın önüne bırakıver ya. İlk de atamadın mı hemen bir dahakine vereceksin. Zaten herkes seni vurmanı bekliyor bak. Bak herkes vurması. Bırakıverse adamın önü bomboş. Adam sol ayağına tıklatsa gol lan. Çıkalda hiçbir şey yapmasına gerek. Bak yanında bomboş lan. Açısı da var ya. Yani. Sola bırakma ya. Pozisyon öldür müsün lan? Dokunu ver şöyle. Uf ulan direkten döndü. Tehlikeli pozisyon aldı. O nasıl pozisyona bak. Güzel ama iyi vurdu adam. Hakikaten iyi vurdu. Şansa direkten döndü yemin ediyorum var ya. Bir girse içeri gitti. Çok iyi vurdu adam valla. Abi burada adama görüyor musun? Adam o kadar izin verirse çok güzel bir açı zaten. Yani tam vurulacak bir açı. Vur lan. Gol! Mertens! Golün adı Mertens! Dries Mertens'in golü! Hakikaten vururken dediğim gibi gol geliyor dedim. Gol geliyor dedim. Kasımpaşa deplasmanında. Hakeme rağmen helal golümüzü atıyoruz. Çok basit bir gol var. Çok basit attı. Nasıl seviliyor var ya. Allah Allah. Helal olsun. O kim lan? Endombele bu. Avrur ya da Endombele ikisinden biri. Mertens müthiş gol attı. Müthiş. Galatasaray gol ristallerine devam ediyor. Müthiş ya. Şuna baksana abi. Çok güzel bu. Kaleci hiç beklemedi. Kaleci hiç uçmamış bile ne. Demiş ki abi hiç uçmayayım. Zaten gol olacak demiş. Oyuncudan da görmüyor topu ha. Top da iyi popa oluyor ha. Müthiş gitmiş ya müthiş ya. Eline koluna ayağına sağlık. Mertens'cim ne vurdun be. İçimizin yağları eridi be. Şansa bak böyle bir şey yok ya. Ya yemin ediyorum bir öyle bizde gol olmuyor ya. Ona buna çarptı gol oldu lan böyle bir şey yok ya. Kimse sevmiyor. Kimse sevmiyor. Kimse gülüyor lan millet gülüyor. Valla taraftar gülüyor lan. Ayağını çarpmış abi. Lan şansa bala girdi şu pozisyona bakar mısın ya? Kafa vuruyor. Icardi'nin ayağına çarpıyor tersten gol oluyor. Icardi atamadı galiba. Ya Icardi yapma ya. Gözün yani ya, yapacak bir şey yoktu. Durduğu yerde olmuş da. Adamlar şansa bala gol attırdı Icardi'ye. Icardi. Evet Kasımpaşa'da maç 1-1 bitiyor ilk yarıya. Güzel bir gol attık. Penaltımızı yedi hakem. O da var. Bence net eldi. Net penaltı verilmesen bir pozisyondu. Direktmen çünkü eli açıktı. Penaltı gene es geçildi. Galatasaray'a karşı zaten penaltılar her zaman es geçiliyor. VAR o zaman çalışmama kararı alıyor. Bir greve giriyor. Değişik bir şeyler oluyor. Biz de anlamadık yani. Uzun zamandır devam eden bir şey ama Mertens'in çok klas golüyle gene bu hafta da güzel bir resital gol geldi. Ama şanssızlık. Kafa vuruşunda gördüğümüz gol, Icardi'ye çarpan golle 1-1 bitiyor ilk yarıda. Daha istekli bir ikinci yarı olmasını istedik. Galatasaray golden sonra bir tık düştü. O düşüşü değil, o atmosferin gücün arttı, motivenin arttı bir takım ikinci yarıda. Daha ateşli bir takım çıkıp skoru açmasını bekliyoruz. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Kanala abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın. İkinci yarıda görüşmek üzere. Ayağına vurdu, nasıl ayağına vurdu bak. Verip kartı. Susturması lazım. Bakıyor hala, bakıyor. Şuna bak ya. Yine arkadan tam tendemin olduğu yere ya. Şuna baksana.
Böyle bir şey yok ya. Şurada da gerçekten Nelson. Müthiş bir mücadele. Helal olsun. Helal olsun aslanım benim ya. Gene pas sayılmıyor mu? Burada da Kasımpaşalı biraz ağlamıştı. El hamlesini görüyorsunuz Kasımpaşalı arkadaşın. Güzel orta şu var. Penaltı noktasını. Şu ortayı penaltı noktasını aç. Sert penaltı noktasını. Şöyle sıyıttıracaksın. Kafa, tam kafa vurmaya bile gerek yok. Şöyle Icardi sıyıklıyor. Öyle sıyıttıracaksın. Gol! Icardi ne dedi lan? Ne dedi Icardi? Aşkın olayım gene yazıyor golü. Aşkın olayım yazdı golü. Müthiş gol Icardi. Ne dedim? Dedim sıyırttıracak ya ortaya. Sıyırttırdı Icardi. Müthiş bir gol. Icardi baba. Saç yok valla. Icardi baba sıyırttırdı. Bence Icardi atmış valla. Bir fazlasını vurmadı. Gerek yok dedi. Sadece sıyırttırdı kafasını. Bence Icardi atmış. Sıyırttırdı. Vallahi bence değmiş Icardi. Yemin ediyorum değmiş. Saçlarına değmiş Icardi. Bak bak. Değmiş lan. Değmiş lan. Sıyırttırmış lan. Sürtmüş şöyle. Saçlarını sürtmüş. Mertens atmış. Icardi golü buldu. İlk yarı başladı. Mertens'in golü. İkinci yarı başladı. Golü bulduk. Güzel orta. Güzel gol yedirir. Gerçekten güzel ortaydı. Mauro Icardi aşkın olayım. Yani 50 bin, 100 bin insana aşkın olayım diye bağırattıran bir insan. Gerçekten adama aşık olunca kitaplar, yani edebiyat sözleri yetmez ya. Böyle bir adam yok yani ya. Türkiye'de çocukların Galatasaraylı olma sebebi. Yemin ediyorum her gün farklı videolar paylaşılıyor. Her gün takip ediyorum paylaştıklarını. Her gün ayrı bir olay var ya. Böyle bir şey yok. Bu kadar güzel bir insan olabilir mi? Ya şu, ya böyle bir şey yok. Adamlar Torreira'ya ikinci hareketini yapıyor adamlar. Ya böyle bir geliş var mı? Şu gelişe baksana Allah çarpsın. Şuna bak ya. Ya böyle bir geliş yok ya. Belki bizimki faul yaptı. Ya şu kırmızı kart ya. Vallahi kırmızı kart. Böyle bir geliş yok ya. Düşman mı lan bu? Direkt ben adamın kaval kemiği olduğu yere böyle vuramazsın. Sen odun mu kırıyorsun kardeşim? Odun mu kırıyorsun ya? Bunu Torreira'ya kaç defa yaptılar ya? Biliyorlar 6 numaranın Türkiye'de en iyi numara adam. Bilerek üstüne bu hareket yapamazsın. Şu pozisyona kırmızı kart vermesi lazım ya. Sarı bu pozisyonu hafif. Direkt sakatlamaya yönelik hareket. Ulan ne vurdu ya? Ulan bekledin bekledin. Bugün mü bekledin ya? Bir güzel gol daha izliyoruz Kasımpaşa'da. Aytaç zaten atıyor bu tarz goller de yani. Bugünü mü buldun kardeşim bu golleri atmaya ya? Bugünü mü buldun be? Başka gün at, bugünü mü buldun be? Kerem var ya, çok kötü ya. Bugün Kerem Aktürk oldu. Berbatın berbatı ya. Hiç maçta yok yani. Çıkar Kerem'i ya. Valla Kerem'i çıkarsın. Kerem hiç yok, koşmuyor. Topa bile dokun bence. Kerem belki 10 kere falan ancak topa dokunuyor. Dakika 85'i bekliyor ama geçirecek lazım. Hiç yok, hiç yok. Koşuları moşuları da yok. Hep Barış şu an var ya. Barış'ın anasını anlattılar ya. Da Barış'ı da böyle kullanırsan, or kullanırsan sonucu kötü olur. Sakatlandı mı daha bulamazsın. Uff, anasını lamba tutup bulamaz o. Mermi gibi vurdu, mermi. Kerem Demirbay çok iyi vurdu. Allah'tan atamadılar ya. Muslera her pozisyona çıkma Allah aşkına ya. Olmayacak şey de pozisyon oldu ya. Bayıldı bu arada. Şuna baksana abi ya. Böyle bir şey yok ki. Adamı boğuyor lan. Boğuyor. Üstüne binmiş. Lan boğuyor. Ne üstüne biniyor? Adam boğazına dayanmış. Dirseği değil. Adamı boğuyor. Burada hiçbir şey yok. Birebirlik pozisyonu. Şeye açalım atarken ona çarptı. O kadar da bir şey yok kanka ya. Çok abartıyorsun ya.
Çok abartı, çok ince dokunuyor, yalan yok. Dokunuyor da o kadar. Ama yani bir diş falan değiyor yani. Değiyorsa o da sürtüyor büyük ihtimalle de yani şu kadar yapacağın hareket değil yani. Oğlum adamın ayağında böyle direkt bastılar, bir şey demediler bu ligde. Biz havadan niye topu değil, ben hala onu şey yapmıyorum. Oynayamıyoruz da ya. Dedim ama 3000 gol yiyeceğiz dedim de ama. Ben anlamıyorum ki ya. Ya koca takımda oynatacak adam yok. Ben bunu anlamıyorum. Kolaç. Yazık günah ya, vallahi yazık günah ya. Çalışmamıştır. Adam nasıl çalışmış? Ben anlamıyorum ki. Ya bu takımın oyuncuları niye gönderildi o zaman? Hani ben buna kızıyorum. Transferi vazgeçtim. Transfer zaten ayrı bir hata. Lan Emin Bayram, Matyar olsun niye gönderdin kiralık olarak kardeşim? Bıraksaydın oynasaydı adamlar ya. Bıraksaydın oynasaydı en azından defansında adam olurdu. İki kez geriden geldim. Ben anlayamıyorum ya. Vallahi ver kendi elimizle puanı adamlara servis ediyoruz ya. Kendi elimizle. Ya bırak dışarıdaki rakibi. İlk baş bizim kendimizde bir sıkıntı var. Anasını sattın. Penaltı be! Sabahtan beri vermiyorsun. Kırmızı kart verdi. Güzel. Sabahtan beri sen kaç kere yiyecektin? Sen kaç kere? 2 numara sen kaç kere yiyecektin? Daha yeni yiyorsun. Daha yeni. Yürü evine, yürü! Anca gidersin, anca gidersin. Haydi yürü aslanım benim. Sen sabahtan beri o hareketleri kaç defa yaptın? Claudio beyefendi, şimdi çık bakalım, hadi! Güzel ağlıyorsunuz, güzel ağlıyorsunuz, böyle devam. Offside yok, tertemiz olsun. Şuna bak, şuna bak, 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 görüyor musun? Vuramamış ki topu. Ha, ayağıyla vuruyor, bak, eli var. Bak, el var. Görüyor musun? Bak. Ayağıyla da sürekli şey yapıyor. Bu ne kardeşim ikinci ya? İkinci de ayak var zaten. Gerçekten indirmeye yönelik. Buna baksana, ayağa bak, ele bak. Adamın ayağını vurursun. Hiç topla oynamıyor ki adam. Arkadan adama böyle bir şeyler yapıyor. Ne yaptığı da belli değil. Şuna bak, hiç topla alakası var mı adama? Direkt aşağı... Alıp adama al aşağı etme bu. Başka hiç bunu bir açıklaması yok. Direkt kırmızı. Zaten sarısı da vardı onun. Direkt kırmızı verdi. Yoksa vermez. Kırmızı vermez normalde. Sarısı var diye verdi. Zaman'ın da zaten topa vuramıyor sana. Diğer adam vuruyor. Önündeki topunu alıyor. Ama şöyle bir şey var. Yani Galatasaray buraya gelip tam böyle yaz havasında gelip yani sıcaklar gelmiş. Mayıs ayına geçiş yapmış. Galatasaray tam top oyuncu. Galatasaray beraberliğe razı olamaz abi. Bu maç razı olamaz. Galatasaray bugün 3 puanı buradan alıp evine güle oynaya gitmesi lazım. Doğru, aynen öyle. Bu hafta en önemli ya, hafta ya. Ya çık hadi ya. 30 hafta oynamışsın. En önemli hafta bu hafta. Bu hafta buradan 3 puan alman lazım. Salak salak. Kafası zaten içeride. Ya yazsın da arasın. Yere vuruyor daha bunu sürekli. Atamadı. Vallahi atamadı. Ya Icardi bir penaltı atacaksın ya. Bir penaltı ya. Aferin sana be, aferin, aferin. Çok basit attın ya. Abi çok basit penaltı, böyle bir penaltı yok ya. Böyle bir penaltı yok. Ya köşeye atarsın, penaltı köşeye atılır ya. Kaleci bak uçmadı bile, uçmasını gerektirecek bir şey yok. Kaleci zaten ilk 1 metresi, 5 metre kale değil mi? 5 metre, kaleci zaten 1 metre böyle tutuyor. Bir metre daha uzanır tutar, sen o 2,5 yani uzun metreye atacaksın direkt dibine. Direkt dibine atmıyor ki sen. Sen kalecinin alabileceği yere topu atıyorsun. Vur lan, vur atma pas ya. İçeri niye atıyor lan? Gol lan! Atsan penaltıyı da alacaksın 3 puanı ya, at şunu ya! Delirtiyorsunuz bizi ya burada ya. Ya şu takım, şu maç beraberliğe bırakmaması lazım ya. 3 puan alman lazım senin. 3 puan alman lazım ya. Değil, offside'de hiçbir şey yok. Tertemiz pozisyon. Kaleci. At babacım, atsan hat-trick de yapmış oluyorsun. At ya şu penaltıyı, at. Ya panel katsaydı keşke ya. Keşke panel katsaydı. Gol olacaktı panel katsa.
futbol severler. Bugün tribünde. Icardi'ye bir faul attı Icardi. Ya görevi şey ya kolay gol atmamak. Yemin ediyorum kolay gol atmıyor Icardi. Vallahi kolay gol atmıyor ya. Her attığı zor. Zor gol, stresli gol, en böyle gol atamayacaksın artık, bıraktın dediğin anda gol atıyor adam. Hadi başlat. Dur sen gittin lan. İzim iki Kasımpaşa'ya gol, kime gol, kime gol. Aha! Dokun amına koyayım ya! Ya vursana amına koyayım, sen niye vurmuyorsun? Mertens, niye vurmuyorsun ya? Amına koyayım ya! Icardi değil, Mertens ya! Icardi'ye vurduracağım diye yaptı onu ya! Mal ya! Vur abi dön vur kaleciyle karşı karşıyasın ya. Ya böyle bir şey mi oğlum? İki tane net burada. Bir penaltı adamın üstünde bir de Mertel. Lan dönse kale bomboş. Vurun vur. Icardi vursun diye yaptı vurun onu ya. Vurun vursa Icardi bol. Vursun diye yaptı. Lan ne yapayım Icardi? Bana 3 puan lazım ya. Mallar işte mallar. Anasını sikeyim. Vur. Lan vur artık. Vur be gol lan gol. Gol gol. Hep iyice gelsin lan bu. Gol lan anasını ağrıdı. Lan bu çok önemliydi bugün lan. Bugün çok ya önemliydi. Vay be. Lan ne gol. Bu maçı en azından yapıyoruz abi. Vallahi müthiş gol attı lan. Lan cekten döndü be ya. Belki direkten dönmesek olamayacaktı da. Valla atamıyor mu? Biraz daha zor atmayacağım da. Atamasa var ya yıkardım ortalığı var ya. Dedi bu lan bunu da kör değilsen atarsın baba. Şu adam da çok ha, ters köşe yapmış lan. İbali terse vurmuş. Ben adamın açısını aldım sen. Adamsın lan Vinicius adamsın. Gol lan gol gol gol. Şimdi Kasımpaşa yatın. Sabaha kadar yatın. Ağlayanlar yerine aşağı geçen butona. Ağlayanlar. Ver dışarı ver dışarı. Vur. Vur artık. Icardi. Lan vur. Vur lan. Lan kaleye vur. Yavaş. Kaleye vursa gol ya. Kaleye vursa gol harbiden ya. Niye o kadar sert bir vuruş olsun? Yavaş plase vursan gol be. Bir de aynı yönde, aynı yönde. Aynı yönde, ters yönde, ters yönde. Yukarı gör, yukarı gör. Allah tamam o da iyi, o da iyi. Vur artık. Ya, ya şu yukarı attım ben. Abi yukarı atacaksın, Zaha koşuyor, at Zaha'nın önüne. Bununla savunma takımla atak. 5'e 2'lik bir pozisyon, sakin. Sakin olalım, bir gol daha bizim. Abi niye acıyorsun bunlar? Dokun! Vur lan! Lan dokun, dokun sen gol ya! Ulan neleri kaçırdık bugün neleri ya? Bu kadar net gelip atamamak daha kötü bir şey ya. Geçti! Geçti! 4. yürüyoruz! Kasımpaşa'yı da geçiyoruz evinde! Çoğu kişinin ümidi, rüyaları kursaklarında kalmış olabilir. Ama sıkıntı yapmayın Galatasaray her zaman rüyalarınız gerçekleştiren tek kulüp olarak gene dünyada. Mayıs'ta bizimdir. Az kaldı Mayıs'ta da. Aynen öyle. Sıcak havalar, Mayıs'lar geldi böyle ısınmaya başladık ve kendimize gelecek diyorum. Kanala abone olup beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Güzel bir maçı bitirdik. Şimdi gideceğim enerjimle koyup iftarımı açacağım. İftardan sonra buradayız. Güzel bir maç, zevkli bir maç. Uzanarak burada rahat rahat. Maç iyi değil mi? 8 ama. 8.30'da herhalde. Tamam, çok iyi. İftardan sonra ya. Rahat rahat derbiyi izleyeceğiz. Bakalım Fenerbahçe bu skordan sonra Trabzon deplasmanında neler yaşayacak. O anları da izleyeceğiz diyorum. Kanala abone olup beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Herkese hayırlı iftarlar diyorum. Kendinize iyi bakın.